Merhaba çok değerli futbol severler. 15 günlük aranın ardından yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla yeniden beraberiz. Bugün 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Eyüpspor Sancaktepe Belediyespor'u konuk ediyor. İki takımın ligdeki durumuna baktığımızda Sancaktepe Belediyespor 46 puanla 6. sırada bulunurken ev sahibi Eyüpspor 38 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takımın son 5 maçına baktığımızda her iki takım da son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Sancaktepe Belediyespor Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken ev sahibi Eyüpspor Gümüşhane'de deplasmanda Gümüşhane Spor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın başlamasına yaklaşık yarım saatlik bir süre var. Şöyle iki takımın esami listeleri elime ulaştı. Hızlıca ilk 11'leri size okuyacağım. Ev sahibi Eyüpspor'da teknik direktör Ekrem Al bildiğiniz gibi. Kadroya baktığımızda kalede Evren var. Gökhan Çalışır, Berkan, Burak Turan, Doğan Ateş, Kubilay Akyüz, Hakan Yavuz, Ahmet Devret, Muhammed Yeşil, Hasan Güleryüz, Mehmet Kodeş, Murat Akçay ilk 11 ile sahaya çıkacak ev sahibi ekip. Yedeklerde ise Ömer Faruk Ay, Kadirhan Atagün, Erkan Yetişmiş, Yüksel Kayalp, Şahin Karakuş, Erkut Tekinsoy, Buğra Can Kırmızıtaş olacak Eflatun Sarılı ekipte. Kırmızı beyazlı konuk ekibe baktığımızda teknik direktör Mustafa Uğur, ilk 11'de kalede Emre Satılmış, İrfan Akgün, Recep Burak Yılmaz, Berk Örnek, Abdülkadir Akyıldız, Muharrem Cinan, Bilal Yıldırım, Oğuzhan Erdoğan, Birhan Vatansever, Mehmet Tosun, Erbay Eker ilk 11'de sahaya yayılırken yedeklerde de Hüseyin Yılmaz, Mehmet Abdullah Çoban, Oğuz Matarıcı, Alaaddin Hamzaok, Berke Yılmaz, Oğuzhan Kaylısız, İsmail Düzgün olacak. Evet, arkadan Adem hocamız da bize sevgilerini iletiyor. Evet, hakemlere baktığımızda da hakemler Hüseyin Gökberk Aslan düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Muhammed Ali Doğan, Tolga Özcan, Eren Özyemişçioğlu olacak. Ligde lider durumda Keçiören Gücü var 64 puanla, Yılfor Samsunspor 62 puanla 2. Kastamonu 1966 61 puanla 3. Sarıyer 60 puanla 4. Sakaryaspor ise 59 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu 5 takım kopmuş durumda gruptan. Liderlik biliyorsunuz, şampiyon olan takım, birinci bitiren takım direkt olarak 1. lige çıkacak. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tek başınıza yaptığınız olarak hakaret ettiğinizde ve şamayı yaptığınızda maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların yeni videolar tarafına bırakacağım. Devre arasında da iki takım taraftarlarıyla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçın ardından da futbolcular ve teknik ekiplerle konuşmaya gayret edeceğim. Maç içerisinde görüşmek üzere. Başladı Esenler Stadında. Spor öne geçti 1-0. 14. dakika. Goller arda arda geldi.
Sancaktepe Belediyespor skoru eşitledi şimdi, dakika 14. Penaltıyı kurtardı. Dakika 31. Esenler Stadı'nda ilk devre sona erdi. Eyüp Spor 2-1 önde kapattı ilk devreyi. Yanımda Ercan Yaldız var. Ercan, ilk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? Çok enteresan bir ilk devre izledim ben. Çok rahat gol pozisyonuna giriyor iki takım da. İlk devre 2-1 bitti. İkinci devre bayağı gol olur gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun? Maça iyi ve hızlı başladık. Kalecimizin hatası sonucu bir gol yedik. Diğer türlü rakibin golü bulma şansı yok. Bir tane penaltı pozisyonu oldu, tartışılır. Onda da kalecimiz kurtardı. İkinci arada yine hızlı başlayıp farkı 3'e 4'e kadar çıkarmaya çalışıyor. Eyüp Spor'un gurbette oynaması hakkında neler söyleyeceksin sen? 2 senedir kendi sahasında oynamıyor maalesef ve önümüzdeki seneyle ilgili bir bilgin var mı? Önümüzdeki sene stadın hazır olacağı bilgisini bizle paylaşıyorlar ama 2 senedir sizlerin de bildiği gibi statsızız. Hani Olimpiyat Stadı, Esenler Stadı, Baltepe Stadı olmak üzere adeta kendi evimizde oynamayıp bütün maçları deplasmanda oynuyoruz. En kısa zamanda stadımıza kavuşmak istiyoruz. Peki, başarılar diliyorum Ercan. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi de Sancaktepe Belediyespor taraftarlarının yanındayım. Yanımda Muhammed var. Muhammed, ilk devre 2-1 son erdi, bir penaltı kaçırdınız. Aynen. Çok enteresan bir maç oluyor. Çok rahat gol pozisyonlarına giriyor takımlar. İlk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? Abi, tamamen şanssızlık. Penaltı kaçtı. Göz göre göre penaltıyı sol tarafa doğru attı. Yani yenebileceğimiz maç, göstererek attı. Yenebileceğimiz maç. Yani bu hale gelmesinden inan üzüntü duyuyoruz. Ben, kardeşlerimiz çok üzüntü duyuyoruz. Yani bu takımın bu ligde değil de bir üst ligde oynaması gerekiyor. Geçen sene topçularımız bayağı iyiydi. Bayağı bir transfer yaptık, gönderdik. Fakat gönderdiğimiz kalitede topçuları alamadık. Yani ben bu takımın burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu takım buraya hak etmiyor abi yani. Bravo Elmasya! Peki Muhammed, ikinci devreden beklentin nedir? Yani sen ümidini kesmiş gibi konuşuyorsun. Yok abi, genel anlamda konuşuyorum ben. Sadece bu maça üzgü bir şey değil. İnşallah takımımız kendine gelecek, toparlanacak. Ve inşallah PTT Ligi'ne çıkacağız biz. Bizim ümidimiz var. Bu sene olmazsa bile gelecek sene bütün gruplar beklesin bizi. Biz geleceğiz oraya abi. Biz PTT'ye geleceğiz abi. Bunun başka şeyi yok yani. Kaçarı yok. Geleceğiz yani abi. İkinci yarıda inşallah abi bu skoru değiştirip Eyüp'ü bu sahaya gömeceğiz. Buradan da böyle galip olarak ayrılacağız. Semtimize çok iyi şekilde gideceğiz abi. Peki, başarılar diliyorum abi. İnşallah abi. Eyvallah. Sağ olun. Thank you.
2-2 eşitliği yakaladı şimdi Sancaktepe Belediyespor. Dakika 76, Eyüpspor penaltı kazandı. Bir dakika önce İsmail skoru eşitlemişti, 2-2 yapmıştı. Hemen ardından bir penaltı oldu. Topun başında Kubilay Akyüz var, Emre dikkatli kalede. Kubilay'ın bir topu ilk devre direkten dönmüştü, güzel bir şut çekmişti. Şimdi topun başında Kubilay, Emre kale dikkatli, Kubilay şut ve güzel bir gol oldu. 3-2 öne geçti şimdi Eyüpspor. Dakika 77, Eyüpspor 3, Sancaktepe Belediyespor 2. Bir penaltı daha, maçtaki 3. penaltı oldu. Sancaktepe Belediyespor penaltı açını kaçırmıştı. Az önce Kubilay Akyüz 3. golü atmıştı penaltıdan. Şimdi Sancaktepe Belediyespor beraberlik yakalamak için bir şansa sahip, penaltı kazandılar. Dakika 82, penaltı atışını Alaaddin Hamza kullanacak. Evren kalede dikkatli. 3-3'ü yakalama şansı Sancaktepe Belediyespor için. Alaaddin Hamza topun üzerine geliyor. Alaaddin Hamza şut ve ters köşe gol oldu. Şimdi skor 3-3 oldu. Eserler Stadında Eyüpspor 3, Sancaktepe Belediyespor 3. Evet değerli izleyiciler, bugün de bir sahadan maçın hikayesi videosunu tamamladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Stadı'ndaydık. 30. hafta maçında 2. ligde Eyüpspor Sancaktepe Belediyespor'u konuk etmişti. Müsabaka 3-3 eşitlikte sona erdi. Çok fazla gol pozisyonu olan ve fazlaca golleri izlediğimiz bir maç oldu. Ev sahibi Eyüpspor'un gollerini Gökhan Çalışır, Murat Akçay ve Kubilay Akyüz kaydetti. Konuk ekip Sancaktepe Belediyespor'un gollerini ise Recep Burak Yılmaz, İsmail Düzgün ve Hamza Ok kaydetti. Eyüpspor 3 defa öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve berabere sonuçlandı müsabaka. Bugünlük de sahadan maçın hikayesi videosunun sonuna geldik. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız memnun olurum. Çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bıraktığımı tekrar hatırlatıyorum. Bir başka sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.